Nefs veya nefsi natıka dedikleri cevher nefsi emmaredir. Nefsi emmareyi temizlemek lazımdır. Filozoflar nefse cevher diyor. Nefs cevher değildir, düşmandır. Nefsi emmarenin delili nedir? Tasavvuftaki ilk basamaktır nefsi emmare. Delil nedir? Kur'an'da Yusuf Aleyhisselam bize öğretiyor nefsi emmareyi. وَمَا اُبَرِّئُ نَفْس۪ي Yusuf Suresi. اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِسُّٰهُ Ben bu şehvet teklifinden sonra nefsimi temize çıkartmıyorum. Teklif yaptığı zaman senin hanımın, benim nefsim de bunu istedi. Ben nefsimi bundan beri tutmuyorum. Ancak nefis muhakkak kötülüğü emreder. Kötülüğü emreder. لَاَمَّارَةٌ Emmare denmesinin sebebi ne? Kur'an ayeti sebebiyledir. Bu nefs devamlı kötülüğü emreden bir varlık olmasına rağmen sen bunu nasıl cevher dersin? Neredeydi nefsin yeri? Tam buradaydı. Bir sarmaşık gibi kollarını uzatmıştır. 5 tane cevherimize, 5 tane latifemize kolları sarmıştır. Çalışamıyor, harekete geçemiyor. Ayaklar prangalı, eller prangalı. Türkiye'nin 100 yıllık hali gibi. Prangalı Türkiye. Batı her taraftan prangayı vurmuş. Anlaşmalar imzalanmış. Petrol çıkartacağım diyorsun, çıkarttırmıyor. Bor madenlerim var, kazıyım şunları. Olmaz, 100 sene hiçbir şey yapamazsın diyor. Prangalanmışsın. Bedenin de aynen bunun gibi, bedenin sahibi sen gibi görünüyorsun. Hakikatte bu. Nefsin bedenin sahibi olmuş. Akla, üzerindeki kuvvete, akla bağları atmış. Zincirleri atmış. 5 latifene zincirleri atmış. Seni kıpırdatmıyor. Namaza başlayacağım diyorsun, başlayamıyorsun. Namaza gidiyorsun, sohbete çağırıyorlar, sohbete gidemiyorsun. Ağır geliyor ya orada bir saat sohbet. Çok ağır geliyor. Bacaklarım da ağrıyor benim. 20 yaşında adam bacaklarım ağrıyor diyor. Allah'tan utan. 20 yaşında adamsın ya. Sohbet meclisine nasıl gitmezsin sen? Sıkılıyorum diyor. Allah'ın meclisinde bulunmaktan sıkılıyor. Maç izlemekten sıkılmıyor. Maç 1,5 saat. Vaaz 1 saat. Orada şeytanla kikik yapıyor ya o yüzden hiç sıkılmıyor. Hiç sıkılmıyor. Kardeşim maçı seyrediyorsun. Kaybettiğin zaman da bir ton öfkeleniyorsun. Hırlaşıyorsun, gürleşiyorsun, adamla kavga gürültü yapıyorsun. Kavgaya giriyorsun, küfür ediyorsun. O kadar günaha giriyorsun. Gerek var mı bunlara ya? Ego, ego savaşına giriyorsun. Şimdi ego savaşları var. Ne demek ego? Nefs. Asla karşındaki arkadaşından daha aşağıda olduğunu söylemeyeceksin. Her konuda ondan üste davranacaksın. Kendini zayıf göstermeyeceksin. Senin takımın şu kadar şampiyon olmuş, onun takımı bu kadar yenmiş. Muhakkak onun üstüne baskı kurmak için her şeyi kullanacaksın. Bunlara ego savaşları denir. Devamlı nefsin üstüne çalışıyorsun. Çocukluğumda izlediğim bir film vardı. Yeşilçam. İğrenç Yeşilçam filmlerinden bir tanesi. Cüneyt Arkın'la Erol Taş. Erol Taş'ı bilir misiniz kardeşler? Yağlı tavuk etini yerken, yağlı tavuk butunu yerken kötü adam kahkahası atan bir tipleme. Yeşilçam'da. Yeşilçam'ın en kötü karakteri. Bir kahkahası var koparsınız gülmekten. Şimdi bu ikisini bir tane filme koymuşlar. Filmin ismi Aman Bre Deryalar. Aşina geldi değil mi? Tanıdık geldi kardeşler. Aman Bre Deryalar kimin havası bu? Arnavutların havası. Aman Bre Deryalar, Kanlıca Deryalar. Biz nişanlıyız. Bizi de pasif sanmayın. Genel kültürümüz çok iyidir. Şimdi film esnasında konuyu bir yere getireceğim. Film esnasında bu ikisi ilerliyor ilerliyor. Tabii filmi hatırlamıyorum. Sadece bir sahneyi çok iyi hatırlıyorum. Çok saçma bir sahneydi çünkü. Film bir yere geliyor. Bu iki tane can ciğer arkadaş kavgaya tutuşuyor. Kavgaya. Fakat kavga 5 dakika sürüyor. Kavgada ilginç olan bir şey var. Bir o vuruyor. Bir bu vuruyor. Bak kavga esnasında bir bu ona vuruyor. Bir karşı taraftaki buna vuruyor. Bir tanesi 2 defa vurmuyor. Bir. Neden böyle? Çünkü ikisi de başrol oyuncusu olduğu için birisi 2 defa vurursa olmaz. İkisi de hep birer kere vurması lazım. 5 dakika boyunca, 90 dakikanın içinde 5 dakikayı saçma salak bir kavgaya tutuşturmuşlar. Nedir bu? Ego savaşıdır bu. Ego savaşı. Ben senden üstünüm yok sen benden üstünsün. Günümüzde bunu yapan bir sürü genç kardeşim var. Cinayetler niye çıkıyor? Bu yol benim, sen arabanı geri çek. Öbürü diyor ki çekmiyorum lan sen çek. Sen çek. Kavga çıkıyor. Sonra bıçaklar çıkıyor, sopalar çıkıyor ve cinayet ortaya çıkıyor. Ego ile uğraşmayacaksın, nefsle uğraşmayacaksın. Nefse teslim olmayacaksın. Onun prangalarını,
Kopartacaksın, kıracaksın. Onun dallarını yok edeceksin. Özgürlüğü vereceksin beş latifeye. Verdiğin zaman huzur ve mutluluk içinde yaşarsın. Hem bu dünyada hem ahirette.